Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ehliyet sınav sorularını çözmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar 2021 yılında sizlere çıkacak trafikten 35 banko sınav sorusu hazırladım. Sizler için açıklamalı bir şekilde çözmeye devam edeceğiz. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. YouTube Nedim Şeker Akademi kanalından, Ehliyet ve SRC kanalından da bizleri izleyebilirsiniz. Ayrıca Nedim Şeker Akademi Instagram'dan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Çıkmış trafik ehliyet sorularını çözelim. 2021'de 90 ve üzeri not alalım. Hepinize başarılar diliyorum. Ve sorularımızdan başlıyoruz. Birinci sorumuz arkadaşlar. Yerleşim yerleri içinde trafiği düzenleme amacıyla yer işaretlemelerini, trafik işaret levhalarını, ışıklı ve sesli trafik işaretlerini temin ve tesis etmek, bunların devamlılığını ve işlevliliğini sağlamak aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin görevidir? A. Belediyelerin, B. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, C. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün, D. Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanlığı'nın. Yerleşim yerleri içi dediği için arkadaşlar bakın trafiği düzenleme amacıyla trafik işaret levhalarının ışıklı sesli işaretleri yerleşim yerleri içerisinde ilgili belediyeler yapmak zorundadır. Cevabımız Adana seçeneğidir. Yerleşim yerleri dışında Karayolları Genel Müdürlüğü'nün görevidir arkadaşlar. Evet. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün görevleri nelerdir? Arkadaşlar bilmeniz gereken önemli araçlarda bulundurulması gerekli belgeleri, gereçleri, sürücülerin kurallara uyup uymadığını denetlemek, duran ve akan trafiği düzenleyip yönetmek, el koyduğu trafik kazalarında kaza tespit tutanağını düzenlemek, sürücü belgelerini düzenleyip vermek, araçların tescil işlemlerini yapmak, plakaları vermek, trafik kazalarının oluş nedenleriyle ilgili bilgileri toplayıp, değerlendirip gerekli önlemleri almak, ilgili kuruluşlara teklif sunmak Emniyet Genel Müdürlüğü'nün görevleri arasındadır. İkinci sorumuz, aşağıdakilerden hangisi karayollarında duran ve akan trafiği düzenleyip ve yönetmek, düzenlemekle görevlidir? Arkadaşlar az önce anlattığım Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü. Tabii ki burada Emniyet Genel Müdürlüğü'nün görevleri arasındadır. Duran ve akan trafiği düzenlemek. Üçüncü sorumuz sık sık yine sınavlarda gelen bir soru, ışıklarla ilgili. Kavşağa yaklaşan bir sürücü trafik işaret ışığının aralıklarla kırmızı yanıp söndüğünü fark etmiştir. Bakın, aralıklarla kırmızı ışık faslalı olarak yanıp sönüyorsa diyor. Bu durumda ne yapmalısınız? A. Durmalı, ilk geçiş hakkını kendisi kullanmalı. B. Hızını sabit tutmalı, kontrollü bir şekilde geçmeli. C. Hızını azaltmalı, kontrollü bir şekilde durmadan geçmeli. D. Durmalı, ilk geçiş hakkını diğer yönden gelen araçlara vermeli. Arkadaşlar, daha önceki sorularda da açıklamıştım ışıklarla ilgili. Faslalı ya da faslasız kırmızı ışık sorusunu gördüğümüzde hemen durmalı şıkkına bakmamız gerekiyor. Burada bakın A ve D seçeneğinde var. Faslalı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü durmalı, ilk geçiş hakkını eğer karşıdan gelen araçlar varsa onlara vermelidir. Cevap Denizli seçeneğimiz doğrudur. Dördüncü sorumuz, aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir? A. Sürücü belgesi, B. Araç imalat belgesi, C. Araç tescil belgesi, D. Servis bakım belgesi.
Araç sahiplik belgesi. Ruhsat kimin adına kayıtlı ise aracın sahibi odur. Burada bakalım. Ruhsat araç tescil belgesidir. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Beşinci sorumuza geçebiliriz. Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir? A. Geçiş yolu. B. Geçiş hakkı. C. Geçiş kolaylığı. D. Geçiş üstünlüğü. Yayaların ve araç kullananların, arkadaşlar, yaya ve araç kullananlara göre yolu kullanma hakkı geçiş hakkıdır. Yani Bursa seçeneğimiz doğrudur. Evet arkadaşlar, öncelikle soruları siz cevaplayın. Daha sonra benim cevaplarıma bakın. Evet, 6. soru, karayolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmına ne ad verilir? A. Banket. B. Terminal. C. Hemzemin geçit. D. Taşıt yolu kaplama. Evet, cevabımız taşıt yolu kaplama olacaktır. Denizli seçeneği doğrudur. 7. soru, karayolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerini yapmak yasaktır? 1. Üzerlerini çizerek veya delerek bozmak. 2. Yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak. 3. Görülmelerini güçleştirecek şekilde bir şey atmak. Evet arkadaşlar, burada trafik işaretleriyle ilgili her üçünün de yapılması yasaktır. Bu seçeneklerimizde her üçünün olduğu cevap Denizli seçeneğidir. 8. sorumuz duraklamayla ilgili bir soru. Aşağıdakilerden hangisi duraklamaya örnektir? Durma neydi arkadaşlar? Durma zorunluluk nedeniyle aracın durdurulmasına durma denir. Kırmızı ışık durmadır. Trafik polisinin dur demesi sonucu durmak yine durmaya örnektir. A. İşaret levhalarına uyarak durmak. Kırmızı ışıkta durmak durmadır. Öndeki araçların durması sonucu durmak yine durmadır. Yolcu indirip bindirmek için durmak. Kırmızı ışıkta durmak. Evet, burada arkadaşlar yolcu indirip bindirmek için durmak duraklamaya örnektir. Yolcu indirmek, bindirmek, yük yüklemek, boşaltmak duraklamaya örnektir. Evet arkadaşlar, şerit sorusu sık sık sınavlarda geliyor. Bakın, şeridi arkadaşlar maalesef yapamıyor. Dikkatli bir şekilde izleyelim. Taşıtların, dikkat edin bakın, taşıtların bir dizi halinde güvenli seyredebilmeleri için taşıt yolunun ayrılmış bölümlerine, bakın bölümlerine, her iki bölüme de arkadaşlar, bakın burada araç, kırmızı araç ne yapıyor? Şeride, bakın karşı şeride geçiyor ve devam ediyor. Burada araçların gittikleri yer nedir? Şerittir. Evet. 9. soru, şekildeki araçların seyrettiği taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne ad verilir? A. Şerit. B. Banket. C. Bölünmüş yol. D. İki yönlü yol. Evet, her bir bölümüne ne denir arkadaşlar? Bakın, bu iki yönlü karayolunu sormuyor arkadaşlar. Genelde arkadaşlarımız bu soruya iki yönlü karayolu diyorlar. Sorulan soru taşıtların gittikleri bölüm diyor, hangisidir? Tabii ki şerittir arkadaşlar. Az önce şekilde de gösterdim. Evet, Adana seçeneğimiz doğrudur. 10. sorumuz yine 1-2-3 madde vermiş. Hemen soruyu okuyalım. Sürücülerin araç sürerken aşağıdaki hangi davranışları kişilere zarar verecek tedbirsiz ve saygısız davranışlar kapsamında yasaktır? 1. Korkutmak veya şaşırtmak. 2. Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, atmak veya dökmek. 3. Keyfi davranışlarda bulunmak,
suretiyle yaya veya araç trafiğini tehlikeye düşürmek. Evet, dikkat ederseniz her üçü de yasak kapsamındadır arkadaşlar. Evet, Denizli seçeneğimiz doğrudur. 11. sorumuza geçebiliriz. 11. sorumuzda yine 1, 2, 3 maddeler halinde bakın. Işık donanımı arızalı olan aracın geceleyin şekildeki gibi çekilmesi sırasında aşağıdakilerden hangileri kullanılır? 1. Çelik çubuk, çelik halat veya zincir. 2. Kırmızı ışık veya kırmızı yansıtıcı. 3. Branda bezi. Evet arkadaşlar, araç başka bir araç tarafından çekilerek götürülüyorsa çelik halat, çelik çubuk zincirle çekilebiliyor. Çelik halatın uzunluğu en fazla 5 metre olmalı. Çeki demiriyle de çekebilirsiniz. Çeki demirinin uzunluğu da 1 metre olmalıdır. Burada bize sorulan soru branda beziyle çekilmez arkadaşlar. Evet. 1 ile 2 olmalı. Yani çelik halat, zincir ile çekiyorsunuz. 2,5 metreyi geçerse kırmızı yansıtıcı veya kırmızı ışık koyabiliyoruz. 1 ile 2 olması gerekiyor. Bursa seçeneğimiz doğrudur arkadaşlar. Evet. Geçiyorum 12. sorumuza. 12. sorumuz, evet, hızlarla ilgili bir soru. Hızlarla ilgili de %100 mutlaka sorumuz geliyor. Aksine bir işaret yoksa şekildeki otomobilin otoyollardaki azami hız sınırı saatte kaç kilometredir? 90, 100, 110, 120. Bildiğiniz gibi otomobiller yerleşim yerleri içerisinde 50, yerleşim yerleri dışında iki yönlü karayollarında 90, bölünmüş karayolunda 110, otoyolda azami hız sınırı arkadaşlar 120'dir. Denizli seçeneğimiz burada doğru cevabımız. 13. sorumuz takip mesafesi ile ilgili bir soru gelmiş. Takip mesafesi de çok çok önemli. Otoyolda 110 km saat hızla seyreden bir otomobil sürücüsü önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır? Bakın 110 ile giden, bakın burada 1 nolu aracımız, 2 nolu aracımız var. 1 nolu aracın 2 nolu araçla arasındaki takip mesafesini soruyor. 110 ile gidiyor. Takip mesafesi bildiğiniz gibi hızın yarısı idi. Yani 110'un yarısı 55'tir. Soru işaretinin olduğu yere 55 gelir. Cevaplarımız da Ceyhan seçeneğindedir. Hızın yarısı takip mesafesi, aracın 2 saniyede kat ettiği süre takip mesafesini verir ve aynı zamanda 88-89 sayılarını arka arkaya söylediğimizde yine bize takip mesafesini veriyor arkadaşlar. 14. sorumuza geçebiliriz. Yapısı itibariyle sürücüsü dahil en fazla 17 oturma yeri olan ve insan taşımak için İmal edilmiş bulunan motorlu taşıta ne ad verilir? A. Otobüs, B. Otomobil, C. Minibüs, D. Kamyonet. Arkadaşlar, konularda da anlatıyorum. Zaman zaman otomobil sürücüsü dahil 9 oturma yeri olan biliyorsunuz. Otobüs 18 ve üzeri olması gerekiyor. Minibüs 17'ye kadar olan sürücü dahil, kamyonet 3,5 tondan az yük taşıyan araçlar. Sorulan sorumuzun cevabı burada Ceyhan seçeneğindeki minibüstür. Evet, ışıklarla ilgili %100 sınav soruları. Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışığın anlamı nedir? Yeşil ışık, bakın yeşilden sonra sarı ışık yanıyorsa
yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bize bildiriyor arkadaşlar. Evet, kırmızı ışıkla birlikte sarı ışık yanarsa, bakın kırmızıdan sonra sarı ışık yanarsa yolun trafiğe açılacağını bize bildiriyor. Işıklarla ilgili %100 sınav soruları geliyor arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim. Kırmızıdan sonra sarı ışık yanıyor. Bakın yol trafiğe açılacak. Hazırlanın diyor. Hazırlıklı olun. Evet. Fasılalı yanıp sönen kırmızı ışık hangi trafik levhasıyla aynı anlamdadır? Dur levhasıyla aynı anlamdadır. Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışık da yol ver levhasıyla aynı anlamdadır. Uyarı anlamındadır. Yavaş ve dikkatli geçmemizi bize söylüyor. Evet, bir sınav sorusu. Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık. Bakın kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık yanmaktadır. Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir? A. Düz gidilebileceğini. B. Sadece sağa dönülebileceğini. C. Sadece sola dönülebileceğini. D. Yolun tüm yönlere açık olduğunu. Kırmızı ışıkla birlikte yeşil oklu ışık yanıyor. Sürücüler ne yapmalıdırlar? Bakın tek bir cevap arkadaşlar. Sadece sağa dönüş yapabileceğini bize sormuş. Bursa seçeneğimiz doğrudur. 16. sorumuza geçebiliriz. 16. sorumuz da çok çok önemli bir soru. Sınavlarda mutlaka geliyor. Tekrar ederek devam ediyoruz arkadaşlar. Trafik kuruluşunca 3. defasında alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır? A. Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır. B. Sadece şehir içinde araç sürmesine izin verilir. C. Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır. D. Sadece para cezası verilir. Hemen alkolle ilgili konuyu açıklayayım arkadaşlar. Ticari araçlar 0,20, hususi araçlar 0,50 promil üzerinde alkollü sayılıyor. Birinci defasında 6 ay, ikinci defasında 2 yıl, üçüncü defada 5 yıl. Sorumuzun cevabı Adana seçeneğidir. 5 yıl süreyle geri alınır. Araç trafikten men edilir. Ölümle sonuçlanan trafik kazalarında asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri 1 yıl süreyle geri alınır. 1 yıl içerisinde yine 100 ceza puanını dolduranlar birinci defada 2 ay, ikinci defada 4 ay, üçüncü defada mahkeme karar veriyor. Sürücü belgelerinin geri alınması süresi içerisinde araç kullandıkları tespit edilenlere yine idari para cezası verilir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Evet. Bölünmüş karayolu çok çok önemli arkadaşlar. Bölünmüş karayolu karıştırıyoruz. Bir yöndeki ait, bakın taşıt yolunun bir ayırıcıyla iki tane çizgi, bakın burada iki tane çizgi yan yana iki çizgi yolu bölmüş hale getirmiş. Diğer taşıt yolundan ayrılmasıyla meydana gelen karayolu. Araçlar bakın sağda ve karşı tarafta sağda ortada iki tane devamlı çizgi yolu bölünmüş hale getirmiş. Evet, çok çok önemli yine bir konumuz. Geçiş yolu da arkadaşlar araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun karayolu üzerindeki bulunan kısmıdır. Bakın herhangi bir evinizden, bahçenizden çıkıyorsunuz. Geçiş yolu. Bir mülkünüzden çıkıyorsunuz. Karşınızdaki araca yol vermeniz gerekiyor. Siz tali yoldasınız. Evet arkadaşlar, bakın burada tali yol işareti olmasa bile tali yoldan çıktığınız için karşınızdaki araca yol vermek zorundasınız. Akaryakıt istasyonundan çıkan araçlar da yine aynı şekilde karşı taraftaki araçlara yol vermelidirler.
Evet, şekildeki karayolu bölümünde yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir? A. İki şeritli yolun tek şeritli yola dönüşeceğini. B. Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini. C. Kesik çizgi tarafındaki araçların şerit değiştirebileceğini. D. Devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştirebileceğini. Evet, kesik çizgi ve devamlı çizgiyle ilgili de mutlaka sınavlarımızda soru geliyor arkadaşlar. Kesik çizgi tarafındaki araçların şerit değiştirebileceğini, devamlı çizgi tarafındakilerin ise şerit değiştiremeyeceğini bize bildiriyor arkadaşlar. Burada hemen baktığımızda Ceyhan seçeneğinde cevabımız doğrudur. 18. sorumuz park sorusu. Bu soru da sık sık sınavlarda gelen bir soru. Şekildeki park etme bilgisi işaretine göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir? 3, 1, 2, 1, 3 ve 2, 3 şeklinde verilmiş. Arkadaşlar dikkat edin. Park işaretimiz bakın yan park etmiş. Evet. Yan park etmiş. Bize 3 numara doğru park etmiş arkadaşlar. Dikkat edin bakın. Yan park ettiği için. Ama 1 ile 2 yanlış park etmiş. Burada Bursa seçeneğidir. 1 ile 2'nin olduğu seçenek. Hemen 19. sorumuza geçebiliriz. Yine bu soru da çok karıştırılan sorulardan birisi arkadaşlar. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur? A. Yolun solundan gitmesi. B. Takip mesafesini azaltması. C. Yavaş ve dikkatli gitmesi. D. Sağa dönüş lambasını yakması. Evet arkadaşlar, buradaki sorumuza genelde bu sorunun cevabında D şıkkını işaretleyen arkadaşlarımız çok. D şıkkı değil. Sağ tehlikeli viraja girdiğimizde hızınızı azaltacaksınız. Yavaş ve dikkatli gitmeniz gerekecek. Ceyhan seçeneği doğrudur. 20. soru trafik zabıtası veya trafik işaret levhası ve ışıklı işaret cihazı bulunmayan kontrolsüz kavşaklarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? Evet, güzel bir soru yine. A. Tali yoldan ana yola çıkan sürücülerin ana yoldan geçen araçlara yol vermesi. B. Dönüş yapan sürücülerin doğru geçmekte olan araçlara yol vermesi. C. Bütün sürücülerin geçiş üstüne sahip araçlara yol vermesi. D. Motorlu araçlardan sağdakinin soldan gelen araca yol vermesi. Bize yanlış olanı soruyor arkadaşlar. Evet, yanlış olanı soruyor. Tabii ki motorlu araçlardan sağdakinin soldan gelen araca yol vermesi yanlıştır. Denizli seçeneğidir cevabımız. Kural şöyle diyor arkadaşlar. Kontrolsüz kavşaklarda soldaki sağdakine her zaman yol vermelidir. Yani sağınızdaki aracın ilk geçiş hakkı olması gerekir. Evet, yine karıştırılan bir soru. Onun için sık sık sorularımızı alıyorum. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? Hemzemin geçit, kontrollü demir yolu geçidi. C. Kontrolsüz demir yolu geçidi. D. Tramvay hattıyla oluşan kavşak. Evet arkadaşlar, bu sorumuz da sınavlarda sık sık geliyor. Sorumuzun cevabını genelde kontrolsüz demir yolu geçidi işaretleyen arkadaşlarımız çok. Cevabımız tramvay hattıdır arkadaşlar. Tramvay hattıyla oluşan kavşağı gösteriyor. Denizli seçeneğimiz doğrudur. YouTube Nedim Şeker Akademi sizin kanalınız arkadaşlar. Takip ederek %100 başarı elde edebilirsiniz. Kanalımızı arkadaşlarınıza da önerirseniz sevinirim. Evet, devam ediyoruz. 22. sorumuz. Yine karıştırılan bir soru.
Şekildeki trafik işaretinin bulunduğu yola aşağıdaki taşıtlardan hangisi girebilir? A. Otomobil, B. Kamyon, C. Motosiklet, D. Otobüs. Evet arkadaşlar, hangisi girebilir? Bakın burada otomobil trafik tanzim işareti motorlu taşıtların nedir? Giremeyeceğini bize bildiriyor. Motosiklet hariç. Motosiklet girebilir diyor arkadaşlar. Bakın buraya Ceyhan seçeneğimiz doğrudur. Diğer otomobil, kamyon ve otobüs giremez. Bu soruda sık sık karıştırılıyor. Buna dikkat etmekte fayda var. 23. sorumuza geçebiliriz. 23. sorumuz. Tek gözü görmeyen moleküler bir kişi aşağıdaki ehliyet sınıflarından hangisini alır diyor arkadaşlar. Moleküler bir kişi arkadaşlar biliyorsunuz ki gece araç kullanamazlar. Gün doğumundan bir saat önce ve gün batımından bir saat sonraki zaman dilimleri içerisinde arkadaşlar araç kullanabiliyorlar. Ondan sonra kullanamıyorlar. Gece araç kullanamazlar. Moleküler kişilerin alabilecekleri sürücüler, sürücü belgeleri A1, A2, B ve F sınıfı sürücü belgeleridir. Moleküler kişiler ehliyet aldıklarında ticari araç kullanamazlar arkadaşlar. Evet, yasaktır. Burada B, C, CE ve D verilmiş. Tabii ki B sınıfını alabiliyor. Arka camın sol ve üst köşelerine 2 adet şurada gördüğümüz bakın sembol. Sembolü zemin rengi koyu mavi, yazı rengi beyaz olması gerekiyor. Çerçeve rengi de yine beyaz olmalıdır arkadaşlar. Evet. 24. sorumuz. Şekildeki araçların bulundukları 1 ve 2 numaralı karayollarının adları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Bağlantı yolu, tali yol, ana yol, tali yol, bölünmüş karayolu, bağlantı yolu, iki yönlü karayolu ile tek yönlü karayolu. Burada bakalım arkadaşlar, bir nolu ana yoldur. Evet, ana yol işareti. 2 ise bakın ters üçgen, tali yol. Hangi seçeneğimizde var? Bursa seçeneğimiz doğru. Evet, 25. sorumuz yine sık sık sınavlarda geliyor. Bu soruyu da karıştırıyoruz arkadaşlar. Buna da dikkat etmekte fayda var. Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? 1. Hızını azaltmalıdır. 2. Hızını artırmalı, 2 hızını azaltmalı, 3 öndeki araçları geçmekten kaçınmalı. Bakın yandan rüzgar işaretimiz. Gördük, ne yapıyoruz? Hızımızı azaltıyoruz. Öncelikle hızımızı azaltacağız. Hızımızı artırmayacağız arkadaşlar. Bakın bir yanlış. Birin olduğu şıkların hepsi de yanlış o zaman arkadaşlar. Evet, 2 ile 3 sadece 2 ile 3 kaldı. Bakın Ceyhan seçeneğidir. Doğru cevabımız. 26. sorumuza geçebiliriz. Şekildeki aracın sürücüsü, bakın sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir? 5, 10, 15 ve 20 şeklinde verilmiş. Kamu, bakın duraklara 15 metrelik mesafe içerisinde park edilebiliyor arkadaşlar. Evet. Ceyhan seçeneği doğrudur. 27. soru gabari ile ilgili çıkmış. Bakın gabari ile ilgili de mutlaka sınavlarda sorumuz geliyor. Gabari araçların yüklü veya yüksüz uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülerdir. Buna göre hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir? Genişlik, bakın arkadaşlar, Adana seçeneği uzunluk, Bursa seçeneği
Sorumuzun cevabı genişlik, Ceyhan seçeneği yükseklik, Denizli seçeneği ise dingil başına 6 tondan fazla yük taşıyan taşıtların girmesinin yasak olduğunu bize bildiriyor. 28. sorumuz, trafik polisinin istemesi halinde yukarıda verilenlerden hangisinin gösterilmesi zorunludur? 1. Sürücü belgesi, 2. Mali zorunluluk sigortası, 3. Trafik belgesi, 4. Geçerli egzoz muayenesi. Bakın burada 1, 2, 1, 3, 2, 4 ve hepsi seçenekleri var. Arkadaşlar yukarıdaki 4 maddenin tamamını da trafik polisi istediğinde göstermek zorundayız. Denizli seçeneğimiz doğrudur. 29. sorumuz yine önemli bir soru. Yandaki şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. 1 ve 2 numaralı taşıtlar ana yoldadır. 1 ve 2 numaralı taşıtlar ana yoldadır. B. 3 ve 4 numaralı taşıtlar tali yoldadır. Yani şu iki aracı soruyor. C. 3 ve 4 numaralı taşıtlar bölünmüş karayolundadır. 3 ve 4. D. 1, 2, 3, 4 numaralı taşıtlar iki yönlü karayolundadır. Evet arkadaşlar burada da dikkat ederseniz 3 ve 4 numaralı bölünmüş karayolunda değil. Bakın bölünmüş karayolu olması için nedir? Yolun iki çizgiyle ayrılmış olması gerekir. Evet. Ceyhan seçeneği cevabımız. 30. sorumuz. Aşağıdaki durumların hangisinde hız sınırlarını aşan taşıt sürücülerine ceza verilmez? A. Öndeki araç geçilirken. B. Kavşaklara yaklaşırken. C. Sağa veya sola dönerken. D. Bir başka araç tarafından geçilirken. Evet. Adana seçeneğimiz arkadaşlar. Cevabımız öndeki araç geçilirken ceza verilmez. Sinyal geçerken mutlaka sinyalimizi vermek zorundayız arkadaşlar. Evet. 31. sorumuza geldik. Otoyolda 70 ile giden bir tehlikeli madde taşıyan aracın azami hızını sormuş arkadaşlar. 35, 50, 55 ve 65. Tehlikeli madde taşıyan araçlar yerleşim yerleri içerisinde 30, yerleşim yerleri dışında 50, bölünmüş yolda 60, otoyolda azami hızı 70'tir. Otoyolda 70 ile giden tehlikeli madde taşıyan aracın hızı 70 ise takip mesafesi yarısı olmaz arkadaşlar. 50 olmalıdır. Evet, yerleşim yerleri dışında tehlikeli madde taşıyan aracın hızı ne olursa olsun takip mesafesi her zaman 50 olmalıdır. Duraklama yaptıkları zaman da diğer araçlar arasında 20 metre mesafe bırakmak zorundadırlar. Bu soru sıralarda yine geliyor arkadaşlar. Yine yanlış yapılan sorulardan birisi. Dikkat edelim. 32. sorumuz, sağa dönmek isteyen sürücü aşağıdaki işlemleri hangi sırayla yapmalıdır? Evet, sağa dönüş yapacaksınız arkadaşlar. Sırayla nasıl yapmalısınız? Yani sağa dönecek bir sürücü öncelikle ne yapmalıdır? Tabii ki öncelikle döneceği işaret vermelidir. Değil mi arkadaşlar? Bakın burada hız azaltılır, işaret verilir. Dar kavisle döner, sağ şeride geçer. Evet, öncelikle işaret veriyoruz. Sağ şeride geçiyoruz. Sonra hızımızı azaltıyoruz ve dar kavisle ne yapıyoruz? Dönüşümüzü yapıyoruz. Hangi seçeneklerde işaret verilir? Evet, bakın seçeneklerde birinci sırada 2 olacak. Ceyhan seçeneğinde bakın arkadaşlar. Evet, işaret verilir. Sağ şeride geçilir. Hız azaltılır ve dar kavisle dönülür. Önemli yine bir soru. 33. sorumuz. Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamına göre yurt içi eşya kargo taşıma yapan sürücülerin
Mesleki yeterlik belgesinin türü hangisindeki gibi olmalıdır? Serece 1, Serece 2, Serece 3, Serece 4. Serece 1 uluslararası yolcu taşıyanlar, Serece 2 yurt içi yolcu taşıyanlar, Serece 3 uluslararası kargo, Serece 4 ise yurt içinde eşya ve kargo taşıyanların alması gereken mesleki yeterlilik belgesidir arkadaşlar. Cevabımız Denizli seçeneğimiz doğrudur. 34. sorumuz yine bir kavşak sorusu. Şekildeki kontrolsüz kavşakta bir numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır? Bakın bir numaralı araç sağda dönüş yapacak. Hızlanıp kavşağa girmeli. Geçiş hakkını kendi kullanmalı. İki numaralı aracın geçmesini beklemeli. İkaz da bulunup iki numaralı aracı durdurmalıdır. Evet, burada da dikkat edersek arkadaşlar, geçiş hakkını düz gittiği için iki numara, bakın iki nolu araca vermelidir. Evet, yani bir nolu araç beklemelidir. Ceyhan seçeneğimiz burada doğrudur. Evet arkadaşlar, burada son sorumuza geldik arkadaşlar. Şekildeki numaralanmış şeritlerden hangisi otoyollardan ayrılmak isteyen araçlar içindir? 1, 2, 3 ve 4 otoyoldan ayrılmak isteyen, bakın otoyoldan ayrılmak. Şu anda bakın gidiş otoyola katılma. Şu anda 4 numara bakın otoyola katılmadır arkadaşlar. 4 numara otoyolda katılma. Karşı yönde ise 1 numara otoyoldan ayrılmadır. Ayrılmak isteyen. Evet. Otoyola hızlanma 4 numara, otoyoldan çıkma, yavaşlama 1 numaradır. Sorulan sorumuzun cevabı Adana seçeneğidir arkadaşlar. Kanalımıza abone olup 2021'de sizlere çıkacak ehliyet örnek sınav sorularını çözebilirsiniz. Hepinize başarılar dileriz. Bir sonraki ehliyet sorularında buluşmak üzere. Hoşça kalın.